Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum ve sağlıklı günler diliyorum. Bildiğiniz üzere ülkemiz pandemi koşullarında bir aşılama kampanyasına girdi. Fakat bir yandan da İngiltere'den gelen mutasyon haberleri biraz bizim iyimserliğimize darbe vurdu desek yeri olur. Çünkü İngiltere'de çok ciddi sıkıntılar var. Güney Afrika'dan ve diğer ülkelerden gelen mutasyonlardan bahsediliyor. Ama Türkiye'de aşılama iyi gidiyor ve başarılı bir şekilde devam ediyor. Ben de aşım oldum. Aile büyüklerimiz de aşılarını oldu ve sizin de bulduğunuz aşıyı olmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bu videoyu hazırlamamın sebebi bundan 6 gün kadar önce bir habere gözüm takıldı. Novavax diye bir İngiltere'de üretilen ilacın, daha doğrusu ilaç firmasının ürettiği aşının Afrika'daki olan sonuçları açıklandı İngiltere ile beraber. İngiltere'de %89 başarı oranı, Güney Afrika'da ise %60. Niye böyle oldu? Yani niye böyle bir düşüş oldu %89'dan 60'a? Çünkü bu düşüş beklenen bir gelişme. Sebebi de şu, çünkü virüsümüz akıllanıyor. Akıllandıkça da kendini savunmak için bir takım mekanizmalar geliştiriyor. Sadece savunmak için değil, bizim oluşturduğumuz antikorlara karşı da mücadele etmek için bir takım değişiklikler yapıyor. İşte bunlar mutasyon ve bu mutasyonlar çok ayrıntılı bir şekilde dünyanın dört tarafında çalışılıyor ve yayınlanıyor. Ve bunun üzerinde de diğer ülkeler mutasyona karşı alarma geçip acaba bizde de bu var mı diye bunun üzerinden çalışmalar yapıyorlar. Ve bu çalışmalar o kadar açık bir şekilde yapılıyor ki gördüğünüz üzere dünyanın dört bir tarafından gelen ülkelerden sonuçlar tamamıyla diğer bilim adamlarına yol göstermesi için, bilim insanlarına yol göstermesi için paylaşılıyor. Bu da gayet güzel bir şey. Dünyanın hani bu konuda birlik olduğunu ve çalıştığını gösteren önemli bir veri olarak kabul etmek gerekiyor. Tabii bizim için söz konusu olan bu virüs akıllanıyor. Fakat akıllanırken yaptığı şeyleri de değerlendirmek lazım. Ki bizim ülkemizdeki bilim adamları gördüğünüz üzere analiz yapıp bunları da yayın olarak yapıyorlar. Bu da son derece mutlu eden bir gelişme. Arkadaşlarımızı ve meslektaşlarımızı kutluyoruz. Ben sadece bu konuda size küçük kısa bilgiler veriyorum. Öğrendiklerimi aktarıyorum. Virüs bağlantı noktasını değiştirerek kendisine karşı sağlamlaşan kapıyı açmak için kendini değiştiriyor. Yani kılık değiştiriyor desek doğru olabilir. Virüslerin antikorlara karşı savunma mekanizması gelişiyor. Gelip o arkadaşlar bu noktalara bağlanacaksa o bağlantı noktalarını da değiştiriyor. Ve bunun sonucunda şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor. Hastalığı geçiren de yeniden yakalanabilir. Çünkü farklı bir virüsle karşı karşıya kalabilir. Ama bu konuda öyle hemen korkmaya gerektirecek bir durum söz konusu değil. Çünkü aşıyla beraber hastalık olsa bile daha az zarar veriyor. Bu çok önemli bir nokta. Bir aşının avantajını daha söylemek lazım. O da şu. Diyelim ki hasta oldunuz. Hasta olduktan sonra daha az ölümcül bir vaka olabilir. Bunu da pozitif olarak kabul etmek lazım. Yani giderek hem bize daha az zarar veriyor hem de ne yapıyor? Ölüm oranı daha düşüyor. Buna karşın BioNTech ve diğer Moderna firmaları ki biliyorsunuz bunlar RNA üzerinden çalışan, hani bize çip takılacak diye söylenilen hadise var ya, onun üzerinden çalışan firmalar, bunu firmalar da bu altyapıyla beraber mutasyona karşı kendi ilaçlarını test ediyorlar ve o test sonuçlarına göre mutasyonlara da etkili olduğunu açıkladılar. Ve bunun ötesinde yeni gelen mutasyonları da ele alıp hemen onlara da farklı aşı üretmeye başlamışlar. Bu da çok ilginç bir hadise, çok hızlı gelişen bir süreç. Hem virüsün gelişim hem de laboratuvarda bu aşı üretimindeki hemen yeni aşamalara geçilmesi. Gerçekten gece gündüz çalışan insanlar var dünyanın dört bir tarafında. Hiç tanımadığımız insanlar tanımadıkları insanların hayatlarını kurtarmak üzere çalışıyorlar. Tabii burada şöyle bir olay söz konusu. Bu virüsün kendi yapısını değiştirmesiyle beraber söz konusu olan bir takım değişiklikler de gündeme gelmeye başladı. O da nedir? Virüse karşı dünyanın geliştirdiği stratejide bir takım değişiklikler olabilir. Yani ne olabilir? Yani üçüncü doz gerekebilir maalesef. Artı bunun yanında başka aşılardan da yardım alınması gerekebilir ki bu RNA aşıları son derece güçlü aşılar. Mutasyona karşı daha avantajlı oldukları düşünülüyor. O yüzden belki de diyecekler ki
farklı bir ışının belli bir süre daha sonra tekrar olunması gerekiyor. Tabii hemen aklımıza maskeler ve sosyal izolasyon geliyor. Ben de çift maske kullanmaya başladım aşı olmama karşın. Çünkü aşı olmanız demek bulaştırmayacaksınız anlamına gelmiyor. Başkalarıyla da temas ettiğiniz zaman eğer siz virüsü kısa bir süre bile vücudunuzda bulundurduğunuz zaman karşı tarafa aktarma şansına sahipsiniz. Onun için çift maske kullanıyorum ve dünyanın büyük bir kısmında çift maske kullanıyor. Bir tane bez, bir tane de normal cerrahi maske kullanıyorum. Ve meslektaşlarımız da riskli olan bölgelerde çalışan arkadaşlarımız da hem çift maske kullanıyorlar, bazıları da N95 denilen o pahalı maskeyi kullanmak zorunda kalıyorlar mecburen çünkü riskleri son derece yüksek. Dolayısıyla dünya aşılama ile beraber daha olumlu bir sürece girdi. Fakat maskelerden çabuk kurtulacağımızı zannetmiyorum. Tabii üçüncü doz, farklı aşılar biraz bizi rahatsız edecek, yeni komplo teorilerin doğmasına sebep olabilecek. Ama yaza kadar kesinlikle maske kullanımının gerekli olduğu söyleniyor. Aslında maskeyi bir yerde çıkartmak lazım. Niye çıkartmak lazım? Çünkü kitle imünitesine, kitle bağışıklığına ancak o şekilde ulaşabiliriz. Biz vücudumuzu alıştırdık virüse, ona karşı savunma mekanizmalarımızı geliştirdik. Aslında virüsle karşılaşırsak da test etme ihtimalimiz var. Ama karşı tarafa hastalık bulaştırma ihtimalimiz de olduğu için maalesef maskeli hayatımız bir süre daha devam edecek. Ama ben işe hayal kırıklığıyla yaklaşmıyorum. Sabır edersek bu konuda iyi yerlere varabiliriz. Tabii kısıtlamaların biraz geliştirmesiyle beraber nasıl bir durumla karşılaşacağımızı da bilmiyoruz. Onların hepsini zaman gösterecek. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin, maske takın, temas mesafesini kontrol edin. Hepinizin bildiği kuralları uygulamaya ısrarla devam ediniz. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.